bir itirafta bulunacağım ben sadece kendi şeyimle ilgili. Yani çok böyle renk vermeyen, hani duygularını belirtmeyen, yansıtmayan böyle konuşmalarına duygusal ton, mesaj katmayan, öyle kelimeler yani duygu yükü taşıyan kelimeler kullanmamayı seçen filan bir siyasetçinin bunu yapması, yani duygularını da ortaya koyması, biraz içini de açması filan bana sempatik geliyor. Şimdi burada bir sorun yok. Fakat bir yandan da bu da çokça yapıldı ya. Yani evet, evet. Memleket neredeyse Yıldıray. Ağlayan liderlerden. Memleket uzunca bir süredir, sadece ağlayan değil, memleket uzunca bir süredir şiirle, şarkıyla, türküyle sevk idare edilen bir memlekete dönüştü. Evet. Yani şairden ideoloji çıkaran bir iktidar var. Şairden, çok duygu var yani. Çok duygu. Sadece oradan duyguyla toplumu güdüleyen, evet, yönetmeye çalışan, doğru, bir iktidar var. Ya ben böyle buz gibi soğuk akılla, kuru mantık ve rasyonaliteyle topluma seslenen bir siyasetçinin de hem çok etkili olmayacağını hem de çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Bu başka. Ama öyle bir bıkkınlık da var, biliyor musun? Evet, yani tabii. Yani şairden ideolog çıkarır. Çıkar mı şiirden ideolog? Şiir dediğin yani duygusal gelgitlerin ifadesidir, yansımasıdır. Yani bir türlü, hatta şairin dile dökerken bile tanımlayamadığı bir takım duyguların dolaştığı bir metindir şiir. Ya şiirle memlekete istikamet verilen günlerdeyiz yani. Şairden ideolog, şiirden ideoloji çıkarılan, memlekete istikamet, yön, politika çıkarılan bir dönemdeyiz. Ki olacak iş değil bunlar yani. İş çok aşırı uç noktalara vardığı için biraz o konuda da gereksiz ve çok yüksek bir hassasiyet oluşmuş olabilir. Yani evet, hani bunlar ya falan yani. Yok, bence böyle... şey hassasiyeti de çok gerçek. Yani çok bir sürü kötü şeyler yaşanıyor şu anda. Hani çözülmüş mağduriyetlerin tekrar gündeme gelmesinden duyulan şeyi anlıyorum. Fakat iki açıdan bir, bu mağduriyet, bunu yani bu şekilde söylemeye yani Türkiye'de yüzü olacak çok az insan var bundan şikayet etmeye. Çünkü bu konuda iyi bir performans göstermedi kimse. Yani özellikle şu anda bundan şikayet edenler. Muhalif